Merhaba değerli izleyiciler. Özel bir yayınla karşınızdayız. Bildiği üzere 3 Haziran tarihinde Cölemer Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Dilerseniz ondan önceki süreçte neler yaşanmıştı onu biraz aktarmak gerekir. 31 Mart yerel seçimlerinde Cölemer halkı DEM Parti'den yana oyunu kullanarak iradelerini sandık başına giderek iradelerini DEM Parti'den yana kullandılar oylarını. 3 Haziran tarihinde sabah saatlerinde Mehmet Sıdık Akış Van'da gözaltına alındı. Sabah saatlerinde kızının evinde bulunurken orada gözaltı işlemleri yapıldı. Yine gece vakti Cölemer Belediyesi'ne baskın yapılarak burada arama çalışmaları yapılmıştı. Akabinden öğlen saatlerinde 3 Haziran tarihinde öğlen saatlerinde kayyum atandı. Cölemer Valisi Ali Çiçek kayyum olarak atanmıştı. Ali Çiçek'e bir biraz anlatmak gerekirse daha önceki 2019'da kayyum olarak tekrardan atanmıştı Ali Çiçek. Yine bu dönem 3 Haziran tarihinde yine vali Ali Çiçek kayyum olarak atandı. 3 Haziran tarihinden bu yana aslında 3 gündür kesintisiz bir direniş söz konusu Cölemer'de. İlk saatlerden itibaren halk sokaklara çıkarak iradelerine sahip çıkmak için tepkilerini dile getirdiler. Yine irade gaspına karşı sokaklarda demokratik eylem haklarını kullanacaklarını ifade ettiler ve dün aslında 3 Haziran'dan bu yana Cölemer halkı ayakta. Yine dün birçok sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler Cölemer'i ziyaret etti. Aralarında CHP heyetinin de olduğu bir heyet vardı dün. Dün CHP heyeti burada yine görüşmeler yaptı. Yine Cölemer'den parti il binasını ziyaret ederek burada partilerle sohbet ettiler. Yine dayanışma mesajlarını verdiler. Akabinde dün yapılmak istenen yürüyüşe bir saldırı oldu. Ve halk sokaklara dağılarak demokratik eylem haklarını kullanacaklarını söylediler. Akşam saatlerinde Kürdistan'ın ve Türkiye'nin birçok noktasında yine mecliste nöbetler vardı. Yine Cölemer'de vekiller eylemdeydiler. Akşam saat 17.00'da başlayan oturma eylemi 12'de sona erdi. Ve bugün şu an şu saatlerde adliye önündeyiz. Bugün gözaltına alınan Mehmet Sıdık Akış'ın şu an şu saatlerde savunması alınıyor. Sabah saatlerinde 9.30 sularında Mehmet Akış adliyeye getirildi. Ve burada aslında savcılığa çıkarıldı. İçeriden aldığımız bilgilere göre şu an Mehmet Akış savunmasını gerçekliyor. Savunmasında şunu ifade ediyor. Daha önce hazırlanan bu dosyanın bir FETÖ savcısı tarafından hazırlandığını ifade etmiş ve bundan sonra bu yargılamayı kabul etmediğini, bir siyasetçi olduğunu, yıllardır bu alanda siyaset yürüttüğünü, tek kuruş yolsuzluk yapmadığını ve bugün bu belediyeye atanan kayyumun siyasi bir karar olduğunu ifade ediyor ve başım dik bir şekilde ben burada yargılanıyorum. Beraat istemiyorum, tahliye istemiyorum ama vicdanınıza sesleniyorum denmiş savunmasında. Bizler de bugün adliye önünde, şu an adliye önünde bir kalabalık kitle görüyor. Kameraman arkadaşım da gösterirse şu an DBP eş genel başkanları burada. Çiğdem Kılıç Gün Uçan var. Yine Keskin Bayındır var. Yine birçok SYKP, EMEP ve birçok siyasi partilerin de içerisinde olduğu bir heyet şu an burada bekleyişlerini sürdürüyor. Yine buraya öğlen bir sularında yine DEM eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın gelmesi bekleniliyor. Ardından yine bölge vekilleri gelecek. Yoğun bir programları var aslında bu eylemlerini sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şu an yanımda bir konuğum var. SP BYK üyesi var. Bircan Taşkın. Onunla konuşacağız bu süreci. Baştan beri aslında Bircan
Beycan Taşkıran burada bu süreci takip ediyor. Hem kayın politikalarını soracağız kendilerine. Yine neden Cölemerge kayım atandığını kendisinden dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreç yine kayımın yarattığı tahribatları kendilerinden dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Yani baştan beri buradasınız aslında. 3 Haziran'da bir kayım atandı Cölemert'e. Sizler bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O 3 günlük izlenimleriniz ne yönde? Biraz sizden dinleyelim. 31 Mart seçimleri önemli bir veriydi. Aslında hem iki dönem atanan kayyum darbesine ve siyasi darbeye karşı, aynı zamanda 3. dönem 31 Mart seçimleriyle de Kürt halkı ve Kürdistan'da, Bakur Kürdistan'da oturan milyonlarca, yüz binlerce insan iradesini DEM lehine kullandı. Bundan ne olursa olsun vazgeçmediğini ortaya koymuş oldu. Tabii ki hemen 31 Mart öncesi zaten bir kayyum planı olduğunu biz 31 Mart gecesi anlamış olduk, ertesi gün anlamış olduk. Van'a belediye iş başkanımıza keyfi gerekçelerle yine memnun haklarının gasp edilmesi saldırısında Van halkı tabii 2-3 günlük direnişle sandıkta kazandığını sokakta savundu. Tabii ki Türkiye Kürdistan halkları, devrimci demokratik bütün güçler emekten yana, özgürlükten yana, Kürt halkıyla kardeşlikten ve eşitlikten yana onurlu bir barış taraftarı herkes bu iradeye sahip çıktı. Biz Van direnişiyle aslında rejimin, bu kayyumcu rejimin kayyum politikasının önemli olanında geriletildiğini düşünüyoruz. Tabii ki fırsat kolladıklarını da biliyorduk. Bundan vazgeçmeyeceklerini yaptıkları açıklamalarla da görüyorduk. Bu yönlü hazırlıklarımız, uyarılarımız, siyasi perspektiflerimiz baki. Çünkü genel politika ortada. Rejim güçleri arasında, yani CHP ve AKP arasındaki söylemler, yumuşama söylemlerinin esas da halklara, emekçilere, işçi sınıfımızın demokratik haklarının kullanımı, zaten hak olanın kullanımı değil. Burada bir yumuşama değil. Burada hak olanı kullandırmak değil. Çünkü bu bir lütuf değil. Bunlar zaten bizim hakkımız. Esas da sermaye arasındaki bir yumuşama. Sermayenin farklı klikleri arasındaki bir uzlaşma olduğunu görüyorduk SHP olarak. İşte bunu Kürt halkına dönük bu Cölemerk'teki kayyum politikasıyla yeniden doğrulandığını anlamış olduk. Halklarımıza, işçi sınıfımıza, emekçilere, kadın özgürlük hareketine, Alevi halkımızın taleplerine dönük bir yumuşama, bir anlama, bir kabul etme ve bunu uygulamaya dönük zerre bir yaklaşım olmayacak. Burada saldırganlık, yani politik, ekonomik ve sosyal saldırganlık her durumda devam edecek. Özellikle ekonomik yıkım, yani halklarımızın, işçi sınıfımızın, yoksulların, hepimizin aslında içerisinde olduğu bir yoksulluk krizi var. Sermaye büyük kar oranlarıyla işçi sınıfının ürettiğini, bir bölüşüm krizi diye tarif ettiğimiz, yani bizim ürettiklerimizin önemli oranda sermaye akıtıldığı, işçi sınıfımıza, yoksullara, halkımıza ise açlık ve sefaletin dayatıldığı koşullardayız. O yüzden Cölemerk'te kayyum politikası bu yoksullaştırma, gerçekten halkımızı en insanlık dışı koşullara dayatmadan bağımsız değil. Bu iki politika, Türkiye ve Bakur Kürdistan'daki politika, birbirinden bağımsız değil. Biz aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz halklarımıza ve Türkiye işçi sınıfına. Ya bir yandan da şunu belirtmek gerekiyor. 8 yıldır bir fiil Kürdistan belediyelerine halkın iradesine kayyum atanıyor. Şimdi bölgede baktın, şu an Cölemerk'te de baktığımızda kayyumun yarattığı birçok tahribat var ve aslında eş genel başkanları bundan birkaç hafta önce bu yolsuzlukları da ifşa ettiler ve kamuoyuna açıkladılar. Aslında hem seçim sürecinde ne kadar AKP adayına ne kadar yatırım yapıldı, seçim yatırımı yapıldı. Akabinde birçok işte hayali kurumlara aslında bir para akışında söz konusu olduğunu ifade ettiler açıklamalarında. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Kayyum nasıl bir tahribat hem Kürdistan'da yarattı, özellikle Cölemerk'te? Kayyum siyasi olarak bir darbe politikası, gasp politikası. Tabii ki ekonomik ve sosyal olarak da bir talan politikası. Bunu evet belediye iş başkanlarımızın yaptığı açıklamada çok daha somut gördük. Günlük hayatımızda zaten yaşıyorduk burada. Ama bunun ekonomik verilerinin ne kadar ağır olduğunu, sosyal verilerinin ne kadar ağır olduğunu çok daha net anlamış olduk rakamsal düzeyde.
Şimdi o da şu, bütün Kürdistan'ın, Bakur Kürdistan'ın zenginlikleri tabii ki sermaye, AKP yandaşlarına, onların işbirlikçilerine, cemaatlere, tarikatlara, diğer bütün sermaye kesimlerine peşkeş çekildiğini çok da açık anlamış olduk. Halkın sosyal alanlarının gasp edildiğini, yani kadın kurumlarımızın, gençlik kültür alanlarımızın, sosyal tesislerin, halka hizmet verebilecek belediye araçlarının bile bu yandaşlara peşkeş çekildiğini çok somut verileriyle görmüş olduk. Yani rejim şunu çok iyi biliyor, faşist şeflik rejimi. Bu halk iradesini yeniden tecelli edecek. Bunlar elimizden yeniden gidecek. Biz bu gaspı sürdüremeyeceğiz. Son dakika, son bir ay kala, son gün hatta ne kadar halka ait olan taşınmazları, halka ait olan zenginlikleri ne kadar peşkeş çekersek o kadar kârdır, o kadar zayıflatırız, o kadar burada bir hizmet verilmesini, burada bir sosyal, kültürel, ekonomik bir çalışma yapılmasını engelleriz diye düşünmüşler ve bunu son dakikaya kadar da aldıkları kararlarla ortaya koymuşlar. Yani buna müdahale edildi 31 Mart'ta. Yeniden bizim olanı geri almış olduk halkımızın kararlı duruşuyla. Şimdi yeniden sizin olana izin vermeyeceğiz denmiş oluyor. Kayyum politikasında, gasp politikasında, talan politikasında ısrar edecekleri, başka bir çıkışlarının da olmadığı görünüyor. Çünkü ya Kürt halk gerçeğini kabul edeceksiniz ya bu halkın seçme seçilme iradesi var. Ve buralarda oturan diğer halklarımızın ve yoksulların, işçi sınıfının hakkı var ya da ben bunu tanımıyorum diyeceksiniz. Tanımıyorum politikasında ısrar ediliyor. Çünkü rejim gerçek bir krizle karşı karşıya, şeflik rejimi de onların başkanlık, Türk tipi başkanlık dediği, bizim faşist şeflik rejimi diye tarif ettiğimiz yöntem de sistem de onların derdine çare olmadı. Bu politik krize çare olmadı. Sonuçta işçi sınıfının söz, eylem, örgütlenme hakkı arayışı devam ediyor. Kadınların eşitlik arayışı devam ediyor. Alevi halkımızın eşit yurttaşlık talebi devam ediyor. Kürt halkımızın varlığını kabul ettirme mücadelesi devam ediyor. Kültürel alanda çalışan sanatçıların sansürsüz, özgür sanat yapma arayışı devam ediyor. Gençliğin onurlu, özgür bir yaşam arayışı devam ediyor. Buna yanıt olamadılar, olamazlar, olmayacaklar. Buna ancak büyük bir birleşik mücadeleyle, Türkiye Kürdistan halklarımızın ortak mücadelesiyle yanıt olabiliriz. Bu rejim değişmeden, bu rejime halkımız gerekli yanıtı vermeden bu uygulama devam edecek diye düşünüyoruz. Şunu da belirtmek isterim. Yani bir yandan aslında Kürdistan belediyelerine kayyum atanırken diğer yandan işte Türkiye aslında belediyelerine, kendi belediyeleri de olan işte aslında soruşturma kapsamına alınan belediye başkanları görevden uzaklaştırırken meclis içerisinde seçiliyor. Yalnız Cölemerk için böyle bir şey yapılmıyor. Yine 8 yıldır aslında bir fiil olan bu belediyeler için bu uygulama uygulanmıyor. Bunu nasıl değerlendirirsin? Şimdi hani aslında şu faşist rejimi, faşist şeflik rejimiyle biz 12 Eylül faşist adı, yani darbe anayasasını bile aratır duruma getirdiler toplumu. Çünkü orada bile dün akşam yine biri anlatıyordu. Diyelim ki MGK, yani onu kırmızı kitabı esas alan MGK, MGK'nın kırmızı kitabında diyelim ki siz seçime gireceksiniz, adaylarınızı belirlediniz. Önceden buna şerh konuluyor ve siz diyelim ki belli adayları eliyorlar baştan itibaren. Ama siz diğer adaylarla seçime giriyorsunuz. Düşünün, MGK diktatörlüğü diye tarif ettiğimiz sistemde bile önceden bir gasp var. Önceden bir irade gaspı var. Sonrasında ise müdahale yok bu düzeyde. Şimdi nasıl bir yöntem var? Girebilirsiniz deniyor seçime ama ondan sonra biz sizin iradenizi tanımıyoruz. Dediğiniz gibi belediye meclisinde seçilmesi gereken başkan, ki gerçekten sonuçta hiçbir şey hukuki değil. Hiçbir şey bu burjuva anayasal resmiyet içerisinde bile uygulanmıyor. Yani bu kadük, bu darbeci anayasa bile uygulanmıyor. Aslında bir Kürdistan'a özel bir OHAL rejimi uygulandığı için hiçbirinin bir anlamı yok deniyor. Ben ne istersem onu yaparım. Düşünün, şu an adliye kapısındayız, kamu kurumunun önündeyiz. Buraya vekiller bile giremiyor. Şimdi burada hangi hukukta, hangi yasadan, hangi anayasadan bahsedeceksiniz? Burada özel bir hukuk uygulandığını, özel bir rejim uygulandığını çok net görüyorsunuz. Türkiye'de böyle mi? Değil. Tabii ki yasaklar var, tabii ki engeller var ama Türkiye'de adliyeye herhalde vekiller girer, giriyorlar. Ama burada vekillerimiz bile, eş başkanlarımız bile giremiyorlar adliye kapısından. İrademiz içeride savunmasını yapıyor, yargılıyor mahkemeyi, ne için burada olduğunu anlatıyor ama biz onun yanında olmaya hakkımız yok. Halk, vatandaş içeri giremiyor. Şimdi bu tabii ki özel bir hukuk anlamına geliyor. O nedenle
Hani şu şeyler de ifade ediliyor. Burada halkımıza çağrımız ki zaten dayanışmasıyla, eylemleriyle 3 gündür sokağa tutan demokratik devrimci güçlerle bunu zaten ortaya koyuyorlar ama yine de söylemekte fayda var. O zaman soruşturması olanı aday göstermeseydiniz. Şimdi bu faşizmin aklı. Asla buna gelmemek lazım. Bizim meşruluğumuzu sorgulatmaya dönük bir şey. Bizim seçme seçilme hakkımızı sorgulatmaya dönük bir şey. Bu faşizm aparatlarının yaptığı propaganda. Şimdi bu ülkede Kürt olup, Alevi olup, devrimci olup, demokrat olup ya da herhangi bir vatandaş olup rejime muhalif olan kimin dosyası yok ki? Kim fişlenmiyor ki? Kim sorgulanmıyor ki? Kim gözaltına alınmıyor ki? Yani bunun sonu yok. Biz buradan kendimize bakamayız asla. Buradan durumu değerlendiremeyiz. Hakkımız olanı almak bizim en meşru talebimiz, en meşru mücadelemiz. Bunun arkasında durmak zorundayız. Yoksa bu anlayışlarla, bu sorularla bir yere varamayız. Amaç kafa karıştırmak, amaç bu gaspçı anlayışı meşrulaştırmak. O yüzden bu yönlü yapılan propagandalara asla gelmemek lazım diye düşünüyorum. Son olarak şunu da sormak isteriz. Peki Kayım yarattığı tahribatları genel olarak dile getirdiniz. Kadına karşı nasıl bir tahribat yaratı, kazanımlarına karşı nasıl bir tahribat yaratıldı? Bugün işte Türkiye'de aslında kadınların kazanımları hedef haline getirmiş ve aslında Kürdistan'da da bunu kayım eliyle yapıyorlar. Yine özel savaş politikaları çok yoğun yaşandığı kentlerden birindeyiz Cölemerki aynı zamanda. Yine işte üniformalı şiddetin, üniformalı tacizin de yaşandığı bir kentteyiz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla baş etmenin yolu belki belediyelerin açtıkları kadın kolları yine kurumlar oluyor ve kadınların kendisini rahat hissettiği, gidip kendisini ifade ettiği bir mecra da aslında belediyeler bünyesinde kuruluyor. Bunu nasıl ifade edebilirsiniz? Şimdi belediyeler, yerel yönetim bizim açımızdan şuradan önemli. Özellikle kadınlar açısından, ana dilde hizmet almak açısından, kendimizi özgürce ifade etmek açısından, dertlerimizi rahatlıkla anlatmak açısından, gidebileceğimiz, kapısını çalabileceğimiz bir kurum olması açısından çok önemli. Aynı zamanda kadınların ürettiklerinin hani sunulabileceği alanlar açılmıştı. Kadınların üretim pazarları açılmıştı. Diyelim ki evlere hapsedilmek istenen makbul kadın rejimin köleci ruh haliyle erkeğin hizmetçisi, sermayenin hizmetçisi, devletin hizmetçisi kadın, kölesi kadın profiline karşı özgür kadın, onurlu kadın, onuruna sahip çıkan kadın, diline, kültürüne, kimliğine sahip çıkan kadın gerçeğinin önlenmesi, engellenmesine dönük bir şey bu gaspların hepsi. Ve Kürdistan'da onlarca, yüzlerce kadın kurumu gasp edilmiş oldu, kapatıldı. Kadına yönelik şiddetle ilgili belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz çok etkin bir çalışma yürütüyorlardı. Sonuçta bunlar gasp edilmiş oldu. Kadın kurumlarının başına erkekler getirildi. Yani erkek devlet anlayışı burada en yukarıdan en aşağı kadar sistematik olarak uygulanmaya çalışılıyor. Şimdi ben burada dün birkaç gündür de buradayız. Dün de bütün gittiğimiz kentlerde de zaten çok somut olarak gördüğümüz şey şu. Gençliğe soruyoruz. Ne yaşıyorsunuz gençler? Ne yaşıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Şimdi gençliğe dönük de kültürel, sanatsal çalışmalar çok yaygındı Kürdistan'da. Dil, kültür alanında, aynı zamanda tabii ki kimlik alanında, aynı zamanda sanatsal gelişim, sanatsal üretim anlamında da çok önemli kurumlarımız vardı. Bunlar da kapatıldı. Şimdi gençlik neye terk ediliyor? Gençlik özel olarak ne örgütleniyor? Tabii ki uyuşturucu. Tabii ki seks köleliğine dayatma. Tabii ki düşkünleştirmeye dönük özel politikalar çok açık uygulanıyor. Ve burada partisinden, değerlerinden, kimliğinden uzaklaştırma, kendi tarihinden uzaklaştırma, kim olduğunu unutturmaya dönük bir sistematik politika var. Gençliğin bir kısmı buna direniyor ama tabii ki parti örgütlerimiz zayıf olduğu için, yerel yönetimlerimiz gasp edildiği için gençliğe ulaşma, gençliği bu sanatsal çalışmalarla sarmalama, kendisini ifade edebileceği alanlar açma. Yani genç kadınlar diyor ki ben akşam ailemizde kaldık hepimiz. Burada nasıl yaşıyorsunuz? Var mı gidip nefes alabildiğiniz bir yer? Hiçbir yer yok. Nereye gitsek polis var, nereye gitsek asker var. O nedenle gitmek istemiyoruz, evden çıkmıyoruz. Çünkü kendimizi özgürce ifade edebileceğimiz, gidebileceğimiz, oturabileceğimiz bir alan yok diyor. Tüm kentler böyle. Ben Dersim'den geldim buraya birkaç gün önce. Aynı. Hangi kente gitseniz burada aynı. Şimdi bu tabii çok büyük bir risk. O nedenle belediyeler, yerel yönetimler çok önemli. Şimdi öyle bir hazırlık içerisindeydi bütün belediyelerimiz. Hiç beklemeden adım attılar. Kültürel sanatsal etkinlikler. Bakın Gülistan Doku futbol turnuvaları düzenleniyor. Gençliğin çok sahiplendiği içerisinde yer aldı. Şimdi bizim bunlarla uğraşmamız yerine bizi böyle gerçekten kayyum gaspı karşısında
başka durumlarla meşgul etmeye yönelmiş durumdalar. Ama biz tabii ki bizim olana sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir son olarak kesintisiz eylem kararı alındı. Yine işte DEM Parti tarafında kısa bir tekniki sıkıntı yaşadık. Şimdi yayınımıza olduğumuz yerden devam ediyoruz. Sevgili Beycan Taşkıran'la konuştuk. MYK, SP MYK üyesi. Yine kayın politikalarından söz etti. Dilerseniz sevgili Beycan devam edebiliriz. Son olarak çağrınızı alalım. Kesintisiz eylem kararı alınmıştı. Sizler bundan sonraki süreci nasıl dahil olacaksınız? Neler yapılması gerekiyor? Kamuoyuna nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Sokakta olmaya, irademize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Van'daki gibi bu kayyum saldırısını püskürtebileceğimize inanıyorum. Halkımızın da inanmasını bekliyoruz. Yeniden bizim olanı kazanabiliriz. Türkiye, özellikle Türkiye cephesindeki, diasporadaki halklarımıza, devrimci demokratik bütün güçlere, Kürt halkının kardeşlik elini, Kürt halkının onurlu barış elini, Kürt halkının birlikte eşit, özgür, onurlu yaşama elini tutmalarına. Çünkü bugün burada gasp edilen yarın Türkiye'de gasp edilecek. Bütün sorunlar ortak, kaderimiz ortak, geleceğimiz ortak. Bu ortak geleceğe sahip çıkmazsak hep birlikte kaybetmeye, 100 yıldır kaybettiğimiz gibi kaybetmeye devam edeceğiz. Birleşmek ve birlikte mücadele etmek, hepimize ait olanı birlikte savunmak dışında yolumuz yok. Kürt demek İstanbul demek, Kürt demek Samsun demek, Kürt'ün hakları demek Fındıklı'daki köylü üreticisinin, fındık üreticisinin, Karadeniz'deki çay üreticilerin çıkarları demek. Soma'da adalet isteyen ailelerimizin adalet talebi demek. Kayyum rejimine karşı çıkmak demek bütün adalet talepleri için mücadele etmek. Burada çok açık bir gasp ve adaletsizlik var. Adalet isteyen tüm halklarımızın Kürt halkının yanında olmaya çağırıyoruz. Ancak böyle gerçekten yaşanabilir, onurlu, eşitlikçi bir yaşam kurabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Beycan. Kolay gelsin hepimize. Evet değerli izleyiciler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. SP MYK üyesi Beycan Taşkıran'la konuştuk. Yine kayın politikalarını değerlendirdi. Bugün işte şu saatlerde Mehmet Sıdık Akış'ın aslında savunmasını yaptığını ve aslında bulunduğu yerde bulunduğu makamı yargıladığını ifade etti. Yine özel savaş politikalarını aslında kent üzerindeki, gençler üzerindeki, kadınlar üzerindeki etkilerinden söz etti ve kesintisiz demokratik eylem haklarının da devam edeceklerini ifade etti. Birkaç mikrofon daha uzatmak istiyorum. Belki burada yine Cölemer halkı burada yine burada eylemlerini sürdürüyorlar. Kısa bir şekilde merhaba dayı çayı. Başın da esa. Dayı hunji boçu ve derene efserojun huser piyanen. Onçı da kazın. Em tazin belediye başkanıma helgetine bin çavan. Em kabulna ki koyim hovetine belediyeme. Em kabulna ki me belediye başkanı kadın. İrada hava mesaj mişkiye ve halkı. Bu ve halkı belediye başkanı. Em koyim kabulna ki. Zulme, zulmel matken em kabilnok. Bel, spastay. Dai tut karçı beji. Dai as khozum qoyme em no khozim. Ma qoyim ne be, de qoyme em qat kabilnok en qoyme. Ma belada boşqona khud vetin, ma zamane khud vetin, ma em zulme ma ne be, ma zulm ne vetin. Lo bas zulme ma bekat yedi basa, yedi basa, yedi basa. Em hatto kangi de bin zulme dobin. Em de hatto kangi bin boske dobin. ام چه دینه خوزی ام بنه ظلم ندم ام قایم اجینه خوزی ما رئیس خود بید ما باشقون خود بید دونم قایم دیسه اف قایم تتسرا یعنی قایم جبو جولم چه تحریبات چه آوکرنه یعنی جبو جنان تشتکر یعنی ایرو و هنچون سر صندوق بیستو یکی آداره سو یکی آداره و گو ام اراده خواه ام ام خواه هلبجرین نومیسا خواه نفیوشین مگو ام ایرادا خو ام ده چین سندوقه ام ده رئیس خروکن ام ده بلدیه باشقان خروکن و ام ده پیش کبین ام خلاص نابین ام کت خلاص نابین ام چجا خلاص نابین ایرادا موه hun veki gele Cölemerge hun jibo hem gele Türkiye hem ye Kurdistan'e hun çid beyjin hun çağrıya ve çiye çağrıya ama ava am zamanı khud khozin am cihe khud khozin am ve basqi no khozin am hasken am cihe khu am bukhab khu şul bekenu bekenu bekhu ham bet spas sarjoven sasay
Evet değerli izleyiciler, Cölemer Kalkınması'nın tepkileri de bu yönde. Üç gündür aslında kesintisiz bekleyişlerini sürdürüyor. Yine sokakta demokratik eylem haklarını kullanıyorlar. 3 Haziran tarihinde dedik, sabah saatlerinde Mehmet Sıdık Akış gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde yine belediyeye arama çalışmaları başlatmış ve akabinde öğlen saatlerinde kayım atanmıştı belediyeye. Belediye kayım atamalarının ardından belediye meclis üyeleri belediyeye girmeye çalıştılar ama DEM Partili meclis üyeleri belediyeye alınmadı. Bir abluka söz konusu. Halen şu an şu saatlerde de bir abluka söz konusu. Yine kentin Cölemer'in birçok noktası abluka altında. Şu an şu saatlerde adliye önündeyiz. Mehmet Sıdık Akış savunmasını gerçekleştiriyor. Yine Cölemer halkı iradelerine sahip çıkacaklarını ve kayım istemediklerini, iradelerine bu darbeyi istemediklerini ve sonuna kadar da aslında sokaklarda demokratik eylem haklarını kullanacaklarını ifade ediyorlar. Bizler de gün içerisinde tekrardan karşınızda olacağız. An be an gelişen durumları sizlere aktaracağız. Şunu da aktaralım. Şu an şu saatler... Birkaç saat sonra yine eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın buraya gelmesi bekleniliyor. Yine kent milletvekilleri yine burada. Yine mahalle çalışmalarını sürdürecekler ve bundan sonraki süreçlerin kesintisiz eylem kararı almıştı DEM Parti. Birçok noktada da bu eylemlerini gerçekleştirdiklerini kamuoyuna paylaştılar. Bizler de şu an adliye önündeyiz. İlerleyen saatlerde gelişen durumları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.